Sol cenahta adeta amip bölünmesi, mitoz bölünmesi yaşanıyor ve olası bir seçim söz konusu olduğunda 10 ila 15 arasında değişebilecek sol partilerden bahsediliyor. Şimdi sol seçmen dediğimizde Türkiye geneline baktığımızda aşağı yukarı %40'lık bir oy Doğru. oranından bir Doğru. destekten bahsediliyor. Doğru. Ama öte yandan da sayıları 10 ila 15 arasında değişebilecek sol partiler var. Bu kadar parti söz konusu olduğunda destek nasıl mümkün olacak? Ben önce bizim yalnızca %35-40 dolaylarındaki sol seçmenden o pastadan pay arayışı içinde olmadığımızı, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle ortaya koyduğumuz projelerle Türkiye'nin bütününden oy almaya talip olduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye çok özel bir dönemde. Bu dönemi herhangi bir dönemle karşılaştırmamak gerekir. Genellikle Türkiye'de darbe sonrası dönemlerde kurulan partilerin başarılı olacağı düşünülmüştür. Belki geçmiş dönemlerde bunun doğruluğunu sergilemiştir, ortaya koymuştur ama farkında mısınız? Türkiye çok özel bir dönemin içinde. Birdenbire sağda da solda da çok sayıda arayışın ortaya çıkmasının bir nedeni olmalı. Yani 2 yıl önce ya da geçen yıl bu kadar çok arayış yoktu ama birdenbire bir patlama düzeyinde, biraz önce sizin de işaret ettiğiniz gibi, arayışlar, oluşumlar ortaya çıkmaya başladı. Bu bence var olan siyasi partilerin sağda da solda da gereksinmelere, istemlere yanıt verememesinden kaynaklanmaktadır. Bu dönemde seçmen sağ sol ayrımının dışında bir de kendisine gelecek projesi sunan partilere oy vermeyi düşünecektir. Ben özellikle devletin yeniden yapılanmasının içinde bulunduğumuz dönemde yaşamsal ölçüde ağırlık taşıdığı kanısındayım. Çünkü bana göre, bize göre Türkiye'nin içinde bulunduğu iktisadi bunalımın altında yatan Türkiye Devleti'nin bugünkü örgütlenmesinin toplumun istemlerine yanıt veremeyecek olması yatmaktadır. Artık bu devlet örgütlenmesi Türkiye'yi taşıyamıyor. 1839'da aldığımız örgütlenmeyi bizim mutlaka değiştirmemiz gerekmektedir. Çünkü bu bunalımdan çıksak bile bir süre sonra bir başka bunalımın içine gireceğiz, bu yapıyı sürdürdüğümüz sürece. Onun için yeni bir devlet projesini ortaya koymak gerekiyor. Bu da yalnızca sol seçmenlerin oylarını değil, eğer anlamlı, sağlıklı, beklentilere yanıt veren ya da insanlara makul gören bir öneri ortaya konulursa tüm seçmenlerin oyunu alabilecektir. Son bir şey, bölünme yalnızca, daha doğrusu bölünme sözcüğü kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı onu bilmiyorum ama aynı şey sağ için geçerli. Yani sağdaki arayışların çok daha fazla olduğu görülmüyor mu? Ama toplum nedense bizi izliyor, bizimle ilgili bu tür değerlendirmelerde bulunuyor. İşin aslına inildiğinde böyle bir kaygının Çünkü taşınılmaması gerektiği artık ortaya sol çıkacaktır. partilerin mevcut sistemde belki de daha ağırlıklı olarak söz sahibi olmasını isteyen, o yönde ideallere sahip seçmenlerin kaygısıdır aslında sol cenahtaki bu mitoz bölünmenin getirebileceği sonuçlar.